Şimdi NB'li özelinde bifidobakteriyum longum'dan biraz bahsetmekte fayda var. Çünkü bifidobakteriyum longum bağışıklığı destekliyor. Özellikle bununla ilgili yapılmış hemen hemen her yaşta çalışma var. Ve bu çalışmalar özellikle bifidobakteriyum longum'un inflamatuar yanıtı düzelttiği, bağışıklık yanıtını düzelttiği ve birçok enfeksiyon kaynağına karşı koruyucu etki sağladığını söyleyebiliriz. Çölyaklılarla ilgili yapılan çalışmalarda yine çölyaklılarda bifidobakteriyum longum'un olumlu etkilerinden söz edebiliriz. Bunların bazıları deney hayvanı çalışması, bazıları insan çalışması. Ama özellikle çölyaklı çocuklarda bağırsak mikrobiyotasının kompozisyonunu olumlu yönde değiştirdiği ve immün parametreleri iyileştirdiği bulunmuş. Yine genel bağırsak sağlığında bifidobakteriyum longum'un oldukça önemli olumlu etkileri var. Hem bağırsak ortamını sağlıklı bir hale getiriyor, hem de özellikle yararlı kısa zincirli yağ sistemi üretimine destek sağlıyor. Yine koliti iyileştirdiğine dair çalışmalar var. Deney hayvanlarında yine nefrositen enterokolit çocuk yani yeni doğanlardaki en büyük sıkıntılardan biridir. Buna bağlı inflamasyonu iyileştirdiğine dair çalışmalar elimizde mevcut. Yine IBS hastalarında, ülseratif kolit hastalarında, korona hastalarında yapılmış çalışmalarda mikrobiyotayı olumlu yönde etkileyerek bu hastalıkların semptomlarında iyileşmeye neden olduğu ve yaşam kalitesinde olumlu değişiklikler olduğunu söyleyebiliriz. Yine bifidobakteriyum bifidum'un sindirim sağlığı üzerinde oldukça önemli iyilikleri var. Kronik karaciğer hastalığı olan kişilerde yapılmış çalışmalarda yine olumlu etkileri gösterilmiş sindirim sağlığını destekleyici çalışmalarla. Antiinflamatuar etkileri var bifidobakteriyum bifidum'un. Özellikle o antiinflamatuar etkiyle vücuttaki inflamasyon markerlarını azalttı. Ve işte o vücuttaki o metabolik kazaları neden olduğu sisli ortamı ortadan kaldırmaya yardımcı olduğunu gösteren birçok çalışma var. İnsanlarda yapılan çok fazla çalışma var bifidobakteriyum bifidum'la ilgili. Özellikle akut ishallerin önlenmesinde, antibiyotik değişikliği ishallerin önlenmesinde ya da IBS semptomlarının hafifletilmesinde yapılmış oldukça fazla olumlu çalışma var. Helicobacter pylori biliyorsunuz yine toplumun birçok kesimini etkileyen bir mide virüsü. Helicobacter pylori ile ilgili de özellikle antibiyotik tedavisiyle birlikte kullanılan probiyotik bifidobakteriyum bifidum'un olumlu etkilerinden bahsedebiliriz. Diyabetle ilgili yapılan çalışmalarda yine özellikle kan şekeri kontrolü üzerinde bifidobakteriyum bifidum'un olumlu etkisi olduğu gösterilmiş. Yine hiperlipidemisi olan hastalarda hem LDL hem total kolesterol hem de VLDL kolesterol üzerinde, trigliseritler üzerinde olumlu etkileri olduğu gösterilmiş. Yine bağışıklığı destekleyen özellikle stres kaynaklı bağışıklık cevabındaki azalmaları iyileştirmeye yönelik çalışmalar olduğunu söyleyebiliriz.